Bir, taciz olayı da. Ne kadar çok taciz haberi var bu aralar, değil mi? Hasan Ali Toptaş'tan geliyor. Ne demiş? İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum. Hasan Ali Toptaş demiş. Cevap olarak kırmak, üzmek, yaralamak mı? Hayat karartılıyor, hayat. Bütün bir hayat demiş birisi. Bu güzel. Eril faillik değil, erkek şiddeti diyeceksiniz. Evet. Leyla isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş'la nahoş anıları olduğunu söylemiş. Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz demiş. Bu paylaşımın ardından pek çok kadın yazar yaşadıklarını anlatarak Leyla'ya destek oldu. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Hürriyet'ten Ece Çelik'e konuşan Pelin Buzluk yaşadıklarını şöyle anlattı. 2011 yılında cinsel tacizden öte cinsel saldırı diyebileceğim bir olaydı. Benim için konuşması güç bir durum. Eski eşimle bizi yazı evine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu. Şok olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım. Kendisine özür dilerim ama istemiyorum dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. O zaman neden bu elbiseyi giydin dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimini sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi. Benim sormak istediğim neden 9 sene önce olmuş bir olayı söylemeyi şimdi akıl ediyorsunuz? Tabii herkesin kendi sebebi bahanesi var. Eyvallah. Belki kendisinin de vardır. Ancak bence bu olayda özellikle bu nokta önemli. 9 sene beklemeyeceksin. 9 sene eğer bekliyorsan unut artık yani. Hiç beklemeyeceksin. Böyle bir durum olduğu zaman yani şunu çok görüyorum. Birçok bayan ne düşüneceğini bilmiyor. Kendine güveni yok. Diğer insanlara yani beni dinlemeyen, beni takip etmeyen insanlara bir şey diyemem tabii. Herhangi bir nasihatte bulunamam ama bizi takip eden bayan arkadaşlara en azından söyleyebilirim. Böyle bir durum olduğu zaman unutmaya falan çalışmayın. Eğer gerçekten tacizse, bu olay eğer gerçekten tacizse yani birinin sana yürümesi falan değil de harbiden taciz ediyorsa bunu ya yeterince taciz olduğunu düşünmüyorsanız ne demekse o zaman hiç gündeme getirmeyin. Bana masumca yürüyordu gibi düşünüyorsanız hiç gündeme getirmeyin. Ya da o gün direkt gidin nereye gideceksiniz ya da bunu söyleyin. Yani bu da önemli. İlk gitmeniz gereken yer Twitter değil, karakol olmalı. Twitter ikinci sırada olmalı. Cumhuriyet'ten okuyorum. Leyla isimli bir hesap Toptaş'ı kastederek bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Nahoş anılarımız var. Üniversite yıllarına ait. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Ha cis olduğu için pardon ya. Pardon özür dilerim Leyla. Özür dilerim. Cis olduğu için taciz etmiş tamam ya. Pardon. Şu an var ya şu lafı okuyarak Twitter üzerinde MeToo hashtag ile cis erkek işte klasik ne beklenir ki? Evet trans erkek olsa yapmazdı değil mi? Niye mesela beyaz niye demedin? Klasik bir beyaz erkek. Çünkü ben mesela düşündüm lan dedim. Fark ettiniz mi arkadaşlar onu? Biraz farkındalık yaratayım fark etmediyseniz. Türkiye'de taciz eden erkekler ya da kadınlar hep beyaz ırka mensup. O yüzden neydi lan bunun adı? Hasan Ali Toptaş. Kendisi klasik bir beyaz erkek. Straight beyaz pardon straight olduğunu söylemeyi unutmuşum. Klasik bir straight beyaz erkek. Düz cinsel yani heteroseksüel. Biliyorsunuz çünkü arkadaşlar bu tür olaylar cinsiyetle ilgilidir. O da vardır biliyorsunuz değil mi? Bu işin erkeği kadın olmaz diyorlar. Hayır olur erkekler yapıyor. Tabii ki erkeklerin yaptığı daha çok ortaya çıkacak. Neden mi? Birkaç sebep söyleyeyim. Yorumlara önce MeToo'cu erkek arkadaşlar çökebilir mi? Çünkü bu konuyla ilgili konuştuğumuz zaman mesaj atıyorsunuz. Normalde realde gördüğünüz zaman da söylüyorsunuz. Bilmem nerede çalışıyorum. Yaşlı yaşlı kadınlar geliyor kalçamı elliyor falan diyen arkadaşlar. Yorumlara çökebilir misiniz? Kadınların yaptığı taciz tacizden sayılmıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki sadece erkek tacizi. Kadınlarınki taciz sayılmıyor ki. Ben şeyi hatırlıyorum abi. Şş, bizim eve gelsene işte bilmem neyim bozuldu falan diyen kaç kere oldu böyle milf ama yani. Teyze yaşında. Gençliğimde özellikle çok oluyordu bu. Bu iki. Üçüncüsü de tecavüz. Bunu kadınlar yapamaz çünkü fiziksel olarak güçleri yok. O yüzden erkekler direkt fiziksel olarak tecavüz eder. Ama kadınlar ne yapar? Kadınlar tehdit eder. Benim olmazsan taciz etti derim. Benim olmazsam iftira atarım. Buna da arkadaşlar MeToo'cular çökebilir mi? Bu şekilde beni çok isteyen bir kız vardı. En sonunda beni tehdit etti diye. Böyle çok kadın var. Yani saplantılı bir şekilde bir kadını isteyen bir erkek çok varsa aynısını kadın versiyonu yok mu sanıyorsunuz? Ve bu arkadaşların erkek düşmanı tayfanın yani. Hani biz şeyle ilgili konuşuyoruz ya. Birincisi taciz ya da tecavüz iftirasına uğrayan kişiler ve bunların ne kadar çok olduğu aslında.
Sadece tehdit amaçlı ya da kötü niyetle değil, yakalandığı zaman götünü kurtarmak için de tecavüze uğradım diyen birçok insan. Ya da ayrıldığı zaman kendine yediremediği için bunu diyen birçok insan. Ya da ailenin, kızının evli biriyle ilişkisi olduğunu kabul etmek istemediği için böyle konuşan birçok insan. Bunlardan bahsediyoruz ya. Bir, ikincisi de kadınların yapmış olduğu tacizlerden bahsediyoruz. Bir de şu var biliyorsunuz, sevgilisini öldürüyor direkt. O haberleri hatırlıyorsunuz yani. Kafasını falan kesiyor sevgilisinin. Ondan sonra beni taciz etti diyor. Ve ondan sonra da yalan söylediği ortaya çıkıyor. Bütün bunları söylediğimiz zaman ne diyorlar bize? Ama kadınlara yapılan tacizin sayısı çok daha fazla. Onun yanında işte bu kadarcık bir sayının lafı mı olur? Ya da işte şeyi de savunuyorlar ya. İfşa edilen kişilerin hepsi suçlanmalı. Gene aynı bahane. Ya arada iftiraya uğrayanlar da varsa önemli değil. Onlar azınlık. O zaman siz şunu mu diyorsunuz? Azınlık haklarını amk. Hayır, ben mi yanlış biliyorum? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz değil miydiniz azınlık hakları diyen? Azınlığına göre değişiyor herhalde. Ya da sizin işinize gelen azınlık. Yani gerçekten bu söylediğimiz grup azınlıktaysa ben niye bu grup hakkında çok konuşuyorum? Çünkü hiç konuşulmuyor. Basında hiç bahsedilmiyor bu insanlar. O yüzden ben konuşuyorum bu grupla ilgili. Kısacası kadın gazabına uğrayan erkekler. Bunlar eğer azınlıksa ve azınlık olduğu için bunları umursamayacaksak o zaman azınlık hakları falan hiç demeyin. Çenenizi kapatın o zaman. Ağzınızdan azınlık hakları lafı çıkmamalı. Arada hiçbir fark, tabii size göre fark var. Çünkü bir tanesi sizin için kullanışlı. Biri çıkıp şunu dese, ya arkadaşım Türkiye'de Türkler çoğunlukta, diğerleri azınlık, sussunlar artık. O zaman çıkıp aynısını diyecek misin? Yani bu suçsuz olduğu halde iftiraya uğrayan insanların hakları sizin umurunuzda değil. Onun farkındayım ben. Bir de üstüne de bu insanların haklarını korumaya çalışan kişilere saldırıyorsunuz. Sebebini de biliyorum. Çünkü kadın hakları da sizin umurunuzda değil. Sizin umurunuzda olan tek şey prim yapmak. Destek toplamak, erkek düşmanlığından prim yapmak. Bu kadar basit. Cis gender olduğu içinmiş. Cis gender, white male, neydi, orta yaş erkek. Orta yaş o mesela genç olunca olmuyor mu? Genç kurtarmıyor mu? Gerçekten teessüf ederim. Niye beyaz ırk demedin ki? Direkt beyaz ırk deyip temizleyip geçseydin yani hepsini. Bazen direkt insanlığa yüklerler ya tecavüz suçunu. İnsan en ileri hayvan dersiniz. Siz hiç hayvanlar aleminde tecavüz eden hayvan gördünüz mü? Çok fazla uzağa gitmene gerek yok. Pencereden dışarıya kedilere bakman yeterli. Ha bak, bir şey daha söyleyeceğim. Bunun bir de Türkçe hashtag'i varmış. Sen de anlat diye. Işıl Arıcan. Işıl Arıcan şey değil mi? Bilim. Neydi? Bilim Savar diyecektim ha. Yalan Savar'ın başındaki bayan. Kendisiyle hatta böyle alakasız bir konuda. Alakasız bir konuda ona göre. Yorum yazmışlığımız da var. Irkla ilgili bir konuydu sanırım. Benim söylediğime cevap vermişti. Ben ona cevap 2-3 kere böyle. Onun haricinde de pek tanımıyorum. O yaşadıklarını yazmış. 3 tane şey bak. Yoğun bakım nöbetini nöbetime denk getirip benimle yemeğe çıkmazsan staj defterini imzalamam. Staj tekrarlarsın diyen asistan. Sen doktor muydun? Ben senin doktor olduğunu bilmiyordum. Başka, bir profun notumu sormak için girdiğim odasında kapıyı kilitleyip erkek arkadaşın var mı diye zorla saçımı okşaması. Tıp fakültesinde hastaya karaciğer muayenesi öğreteceğim bahanesiyle kız öğrencilerin arkasına durup üzerlerine abanan prof. Normalde arkadaşlar üniversitenin içinde bulunmadıysanız çok fantezi gibi gelebilir ama ciddi ciddi böyle hocalar vardı. Görüyorduk yani, gülüyorduk tabii. Kar toroz diyorduk çünkü ne yapabilir ki? Bu kar tabii abartı şeyler görmedik. Adam bir de evli değilse ya da boşandıysa büyük sıkıntı. Şunu diyoruz da bu da işte yani %100 uygulanamıyor değil mi? Üniversitedeysen eğer. Erkek iseniz bir kadınla mümkün olduğu kadar yalnız kalmayın diyoruz ya. Veya kadın iseniz bir erkekle de bu sebeplerden dolayı yalnız kalmamaya çalışın diyoruz ya. Mutlaka oluyor ya. Not istemeye gidiyorsun. Ne olacak ya, arkadaşınla mı gideceksin not sormaya? Maalesef oluyor. Evet, ben erkek olduğum için benim başıma gelmedi tabii de. Bana yürüyen olmadı hiç. Boktan bir durum. Diyoruz ya, değişim istiyorsak değişimin kendisi olmamız lazım. Biz asistan olduğumuz zaman biz taciz etmeyen asistan olacağız. Ama o da aslında çok sıkıntılı bir durum. Neden? Çünkü öğrenciyle ilişki yaşayan asistan da biliyoruz. Yasa dışı bir şey değil herhalde. O yüzden bir şekilde tanışacaksın yani. Nasıl anlaşılacak, nasıl karşı tarafında senden hoşlandığı belli olacak bilemiyorum. Onun haricinde mesela şey vardı. Bir öğrenci, bayan arkadaş vardı. Bir hocayı direkt istiyordu yani. Kendi sözleri. Kendi sözleriyle bir hocayı direkt istiyordu yani. Sonra ne oldu bilmiyorum da. Bunlar da var. Erkeklerin arkadaşlar... Yani biz de zamanında bunları yaşadık. Erkeklerin 100 yıllık, 1000 yıllık sıkıntısı. Yürüsem sapık der mi? Tacizci der mi? Yürümesem fırsatı kaçırmış olur muyum? Bunu çözmek işte. Olay herhalde bunu çözmekte bitiyor. Tabii şu Işıl Arıcan'ın yazmış olduğu gibi bu profesörlerin, doktorların yaptığı ayılıkları yapmamak lazım. O kesin. Ya da işte
çok basit bir şey soruyor. Bu sorunun cevabını ya da çok basit bir konu var. Bu konuyu yemekte konuşalım falan. Şimdi bunu diyebilmek için işte kızın gerçekten senden hoşlandığından emin olman lazım. Yoksa tacize giriyor. Aynı hareket. O yüzden Twitter'da yarı troll olarak aslında onu yazdım. Biraz da milleti kızdırmak için yazmıştım. Başardım. Twitter'da demiştim ya, tacizle kur yapmanın arasındaki farkı bilelim. Eğer zengin ve yakışıklıysan kur yapmadır. Fakir ve tipsizsen tacizdir. Her ne kadar troll bir laf olsa da yani. Bunun haricinde mesela şunu da biliyorum. Erkek öğrenci kadın asistanla çıkıyordu ama gerçekten çıkıyorlardı sadece. Böyle yemeğe falan gidiyorlardı, sinemaya falan gittiler. Arkadaş gibi takılıyorlardı. Sonra ne olduğunu bilmiyorum ama tabii arkadaş söylüyordu, yazıyordu yani asistan bayana, genç asistanlardan. Ama asistan olan kadın teklif etmiş sanırım yemeği falan. Öyle bazı arkadaşlar şanslı.